İslam'ın ilk yüzyılına ait kaynaklara bakıldığında Türk tabiri bazı zorluklar barındırır. Çünkü Müslüman yazarlar yaşadıkları döneme, İç Asya'ya olan yakınlıklarına veya Asya'ya dair bilgilerine bağlı olarak Türk terimiyle farklı şeyler kastederler. Günümüz araştırmacıları da Türk kelimesinin ilk yüzyıl için çok geniş anlamlara sahip olduğunu belirtirler. Doğunun Pers olmayan halkları, Ceyhun Irmağı'nın kuzeydoğusundaki halklar, Orta Asya bozkırlarının göçebeleri ve Türkçe konuşan herhangi biri için Türk tabirinin kullanıldığı olmuştur. Yaklaşık 850'den 1900'e kadar, bin yılı aşkın bir süre boyunca merkezi Müslüman topraklarının askeri veya siyasi yaşamına hakim olduğumuz su götürmez bir gerçek. Sayıca az olsak bile bu bölgelerde yaşayan birçok halkın topraklarını fethedip yönettik. Üstelik sadece bu bölgelerle de sınırlı kalmayarak Orta Asya bozkırlarının çok ötesinde Kuzey Hindistan, İran ve Anadolu'nun haricinde Güney Hindistan, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde bile hüküm sürdük. Müslümanlaşmanın etkisiyle Selçuklu, Memlük, Babir, Safevi ve tabii ki Osmanlı gibi birçok hanedanlık kurduk. Osmanlı döneminde uzaklardaki Cezayir ve Sudan'a hükmettik. İslam'ın hüküm sürdüğü topraklardaki hakimiyetimiz ne sanıldığı gibi İslam'ın kuruluş yıllarında başladı ne de Mutasım Billah'ın saltanatı döneminde ortaya çıktı. 8. yüzyıla kadar Müslüman devletlerde ve ordularda ılımlı rollere sahip olmuş olsak bile 813 ila 833 yılları arasında görev yapan 7. Abbasi halifesi Abdullah Memun'un tahta çıkışıyla daha büyük önem kazanmaya başladık. Yani bir Türk'ün bir Müslümanın hizmetinde olduğu en erken tarih 6. yüzyıldır. 674 yılında Emevi Horasan valisi Ubeydullah bin Ziyad Buhara şehrini ve onların Türk müttefiklerini mağlup etti. Yalnızca bir yıl sonra Basra valisi olarak tayin edildiğinde yaklaşık 4000 Buharalıyı köle olarak aldı. Okçulukta hünerli olan Türklerin de yer aldığı bu kölelerden okçuluktaki hüneriyle öne çıkan Buhariye adlı askeri birliği kurdu. Ziyad'ın Buhariye ordusunda kölelikten azat edilmiş Raşit isimli bir Türk öne çıkar. 6 yıl sonra Horasan'daki kabile savaşına katılarak Müslümanlar için savaşan kölelikten azatlı bir Türk'ten özellikle bahsedilir. 715 yılında Kuteybe'nin Arap askerleri isyan başlatınca onları Arap olmayanların, Türklerin oluşturduğu birliklerinden bahsederek şu sözleriyle tehdit etmişti. Emin ellerinden attıkları oklarıyla düşmanı gözünden vurarak göz kapaklarını yuvalarına sokan okçular kimlerdir? Sonra İran prens ve soyluları ile Soğdiya, Toharistan ve Horasan'daki Türk soyluları hazırlandılar. Hepsi okçulukta oldukça yetenekli 10 binden fazla adama sahiptiler. Diğer yandan asker olarak büyük saygı görseler bile Araplar için onlar Orta Asya halklarından başkaları değildi. Savaşçı olarak kullanılacak, amaçları doğrultusunda ölecek et parçalarıydı. Yalnızca 2 yıl sonra gerçekleşen bir savaşta Müslümanlar Türkleri yendiğinde onları ordularına katma imkanları olmasına rağmen reddettiler. Taberistan'ın hükümdarı ile yapılan ateşkesin şartlarından biri, birçok Müslümanı öldürdükten sonra kendisine sığınmış olan 500 Türk'ü onlara teslim etmesiydi. Müslümanlar ateşkes sırasında kendilerine teslim edilen 500 Türk'ü Emevi ordularına katmak yerine tümünü idam etmişlerdi. Yaklaşık 35 yıl sonra 741'de Soğdiyalı bir lider olan Mukatil bin Ali, 150 kişilik Türk kuvveti eşliğinde Halife Hişam'a Horasan'daki durumu anlatmak için Şam'a gitti.
2 yıl sonra İran'ın Mazenderan düzlüğündeki Amül şehrine kaymakam olarak atandı. İsyancı Emeviler 744'te Halife II. Velid ve ailesini öldürdüler. Velid'in torununu Türk olduğu söylenen bir mevla, yani azatlı köle idam etti. Türk askeri tarihçilerinden kimileri Abbasi halifesi Ebu Müslim'in ordusunda Türk birliklerinin savaştığını kesin olarak yazmışken, Ahbarut Devletil Abbasiye gibi eserler bunu doğrulamıyor. Abbasi hizmetindeki bir Türk'ten bahsedildiğini 2. Halife Mansur döneminde görebiliyoruz. Hatta Halife Mansur'un Musul ve Hemedan valisinin adı Züheyr bin Et-Türki idi. Belgeler gösteriyor ki Müslümanların hizmetindeki yüksek konuma sahip Türk diye bahsedilen ilk kişi oydu. Bir Süryani ve Antakya Patriği olan, kilise ve tarihsel olayların kayıtlarını tutan Dionysius Telmaharoyo, Mansur'un ordusunda Türkler bulunduğunu yazdığı gibi başka bir kaynak Mansur'un ölümü sırasında 40 bin Mevla, yani Müslüman azatlı köle bıraktığını ve bunların birçoğunun Türk olduğunu belirtir. Mansur'un üst rütbeli hizmetkarlarından diğeri Hammad et-Türki idi. Başlangıçta halifenin atını eyerlemek gibi basit görevleri varken, sonraları koruması, yaveri, mabeyincisi olmuş, ilerleyen süreçte vergilendirme görevi üstlenmişti. Müslümanların yazdığı tarihi kayıtlar hem Mansur'un Türkleri yoğun şekilde kullanmasına hem de Hammad et-Türki'nin önemine dikkat çekmişti. Meşhur yazar El-Talibi, Mansur'un Türkleri kazanan ilk halife olduğundan, Hammad ve Halefi El-Mehdi'yi mübarek kıldığından, sonraki halifelerin de onun gibi yaptığından bahsetmiş, İbni Abdun El-Fihri'nin El-Kasidetül Abduniye adlı eseri üzerine tefsirler yazmış olan tarihçi ve şair İbni Badrun, Türkler sayıca öyle üstün oldular ki, Abbasilere üstün geldiler demişti. Yani söz konusu yazılı, tarihi kayıtlar olduğunda çok sayıda Türk'ü hizmetine sokan ilk Müslüman hükümdar Mansur'dur. 779 ila 80 yılları arasında Mısır valisi olarak görev yapan bir Türk kölesi hakkında o Allah'tan değil benden korkan bir adam demiştir ki bu da Türklerle nasıl bir ilişki içinde olduğunun ipucu olabilir. Ondan Allah'tan daha çok korktuğunu belirttiği Mısır valisi olarak görev yapan Türk'ün erkek kardeşi ve babası da köleydi. Annesi ise Taberistan kralının halasıydı. Bir gün halifenin hizmetindeki Faraj el-Hadım et-Türki adlı bir hadımlı ile akraba olan bir Türk, Fars'ta isyan çıkarmış, birbirlerine yardım etmişlerdi. 777'de harici isyancı Abdüsselam el-Yeşhari ile gerçekleşen savaşta yine birçok Türk, Müslümanlar için onların altında savaşa girmişti. 786 ila 809 yılları arasında hüküm sürmüş Harun Reşid'in yönetimi sırasında da Türklerden söz edildiği olmuştur. Törenlere eşlik eden Türklerden ilk kez Hindistan'dan hediyeler ile gelen elçiler sırasında bahsedilmiş, olayı anlatan Arap yazar ve şair İbni Abdurrabbih, Harun Reşid, Türklerin iki sıraya ayrılmasını emretti ve onları o kadar ağır silahlandırdı ki sadece göz bebekleri görünüyordu. Daha sonra elçileri içeri aldı diye yazmıştı. Son Emevi valisi Nasr İbni Sayyar'ın torunu Rafi bin Layt, isyanlarına kimi Türkler tarafından destek gördüyse de Abbasi komutanı bir şekilde Türkleri ondan ayırmayı başarmıştı. Tarihi kayıtlara göre Harun Reşid, Horasan'dan 1000 ila 4000 köleyi haraç olarak almıştı
ki kimilerine göre bunlar Türk kölelerdi. Şimdi Memun ve Mutasım dönemindeki Türk kölelere odaklanalım. 7. Abbasi halifesi Abdullah Memun ve 8. Abbasi halifesi Mutasım Billah dönemindeki kayıtlar ile Türklere dair bilgilere, yazanlara bakalım. Memun'un tahta geçişi ile Abbasilerin özellikle Türk köleler edindiğine değinmiştim. Bunun temel nedenlerinden biri Memun tahta geçtiğinde karşılaştığı ana sorundu. Askeri insan gücü yetersizdi. Çözüm olarak çok sayıda köle almıştı. İslam tarihi kitaplarından Kitabül Uyun, Memun Bağdat'a vardığında askerlerinin bir kısmını pazardan satın aldı yazarken, Zekeriya el-Kazvini, Asarül Bilat ve Ahbarül İbad adlı eserinde, halifenin yüksek yetkili görevlilerinden olan Yahya bin Aktam'ın halife Memun'a köle olarak hizmet etmeleri için yakışıklı gençleri toplamaya gayret ettiğini, topladığı kölelere "Siz olmasaydınız biz mümin olamazdık, yani sizin dinimizi savunmanız sayesinde emniyetteyiz" dediğini yazmıştı. Mısırlı Müslüman tarihçi ve devlet memuru Nüveyri, halife Memun'un Türkleri hizmetine alan ilk kişi olduğunu, Türklerin fiyatının aşırı yükseldiğini ve yalnızca birini satın almanın 100 bin veya 200 bin dirheme mal olduğunu söylemiş, Memlük Sultanlığında yaşamış Mısırlı tarihçi Makrizi, Memun Türkleri satın almayı artırdığı için yalnızca birinin fiyatı 200 bin dirheme kadar yükseldi demişti. Yani kölelerin önemli bölümünü Türklerin oluşturduğu görülüyor. Zaten Kur'an üzerine meal, tefsir ve hadis konularında eserler yazmış olan İslam bilgini İbni Kuteybe de tarih ve ensar hakkında bilgiler içeren El-Ma'rif adlı çalışmasında Memun, kardeşi Ebu İshak'a Türkleri elde etmesini emretti, o da onları ithal etti diye yazmıştı. Fars tarihçi ve yazar Belami, Türkleri hizmetine alan ilk Abbasi halifesi odur dediği gibi, tarihçi Makrizi, Arap din bilgini Suyuti, tarihçi, hadis ve fıkıh bilgini Nehrevali, Türkleri askerliğe ilk dahil eden oydu demişlerdi. Halife Mutasım'ın Türk esirleri satın aldığı ana kaynak, bir zamanlar köle ticaret merkezi olan Semerkant'tı. Muhtemelen önce yerel tüccar ve yöneticiler yakaladıklarını köleleştirip Abbasi görevlileri, temsilcileri aracılığı ile satıyorlardı. Bunu Abbasi görevlilerinden biri olan Cafer el-Kuşşaki'nin şu sözleriyle öğreniyoruz. Mutasım, Halife Memun'un iktidarı döneminde Türkleri satın almam için beni Semerkant'a, Nuh bin Esed'e gönderiyordu. Her yıl ona bir miktar hediye ettim. Köleleri aldığı Nuh bin Esed, 819 ila 41-42 yılları arasında Semerkant'ın yöneticisiydi. Mutasım'ın Türk köleleri arasında Itak, Buka ve Aşinas gibi isimler vardı. Ebu Cafer Aşinas diye isimlendirilen mevali kölenin ismi, kuvvetle muhtemel Göktürklerin Aşina soyu ile ilişkiliydi. Ayrıca Taberi, 865 ila 66 yıllarındaki iç savaşta ordulara liderlik eden Musa bin Aşinas diye bir isimden de bahseder. Halifelerin Türkleri köleleştirmesi Semerkant ile sınırlı değildi. İç Asya Bozkır halklarını da köleleştirmeye başlamışlardı. 826 ila 27 yılları arasında Halife Memun, Kabil'den tam 2000 Oğuz Türk'ünü esir almıştı. Horasan'daki Tahiri yöneticilerinden Abdallah bin Tahir, yıllık haraç olarak
44 milyon dirhem para ve Horasan'da esir alınan 1012 köle veya 2000 Oğuz Türk'ü esir göndermişti. Diğer yandan Türkler, Memun'un saltanatı sırasında baskın bir askeri rol kazanamamış, daha çok kardeşi Harun Reşit ile yaşadığı iç savaşta sıklıkla Tahir bin Hüseyin'in komutasında savaşmışlardı. Harun, savaşlarda verdiği kayıplara isyan etmişti. Tahir'in onun safına geçmesi halinde Türk ve Kuzey Irak'ın dağlık bölge halklarından olan Deylemlilerin ona komplo kurabileceklerinden endişe ediyor, ancak böyle bir denemeye kalkışırlarsa başarısız olacaklarını iddia ediyordu. Yani tüm bilgiler köleleştirilen Türklerin İslam sancağı altında savaştığını, savaştırıldığını doğrulamakta, desteklemektedir. 767 ila 77 yıllarında doğmuş Afro-Arap yazar ve bilim insanı El-Cahiz, sefer sırasında Memun için yolun iki tarafına 100 Türk süvarisinin sıralandığını anlatır ve öğle sıcağında at sırtında uzun süre dayanabilmelerine hayret ettiğini söyler. Mutasım hem kendi halkı hem de Tahirilerin alayları ile çatışmayı önlemek için yaklaşık 8000 kişilik yeni milisini sarayının bulunduğu Samarra'ya yerleştirmişti ve orada yaşayanlar yalnızca Türkler değildi. Batılı olarak adlandırılan Mısırlı Araplar da yeni başkentte Türkler ile birlikte Abbasilere hizmet ediyorlardı. Bir kısmı Mısır'daki isyanların nedeniyle köleleştirilmiş insanlarken bir kısmı özgürdü. En azından kaynaklar öyle diyor. Mutasım yeni askerlerini tecrit etmek, belki de binicilik özelliğine sahip askerlere sahip olabilmek için Türk köle kadınlar getirtmişti. Bu sayede Türk kölelerin doğuracağı çocuklar orduya daha kolay entegre olacaklardı. Savaş esiri olarak getirilenlerin büyük kısmı için askeri eğitime pek ihtiyaç duyulmuyordu. Diğer yandan görülüyor ki halife atlı Türk birliklerini inceliyor, performanslarına göre rütbelenmelerini sağlıyordu. Türkler konusunda birçok halk için olduğu gibi ırksal klişe ve ön yargılar vardı. Türkler savaşçı ve dürüst olmakla birlikte aynı zamanda ilkel ve şiddet yanlısı olarak görülüyordu. Soğuk iklimden geldikleri için Türklerin şişman ve cinsel açıdan ilgisiz oldukları düşünülüyordu. Orta Çağ Müslüman dünyasındaki klasik gelenekten gelen ırkçı imgeler ile daha da aşırıya giderek Türkleri at binebilen maymunlara benzettikleri bile olmuştu. Bu ırkçı, aşağılayıcı benzetmeler zaman içinde dillerden silinmişti. Şimdi öne çıkan birkaç Türk'e, Türk olduğu söylenen isme bakalım. 833'te iktidara gelen Mutasım, gücünün büyük kısmını birkaç Orta Asyalı'ya devretmişti. Aşnas ya da Aşinas, Halife Mutasım'ı bir bıçaklı saldırıdan kurtarmıştı. Aşinas ayrıca Memun için iki sefer düzenlemiş, 830 yılında Abbasi birliklerini Bizans'a karşı yönetmiş, 2 yıl sonra Mısır'da tekrar orduya önderlik etmişti. Ayrıca 838 yılında Afyonkarahisar sınırları içindeki antik bir kent olan Amorium'da gerçekleşen savaşta çeşitli birliklere önderlik etmişti. Bunca hizmetinin karşılığında Mutasım, Aşinas'ı onurlandırmak için 840 yılında tahta oturmasına izin vermişti. Bir yıl sonra Mekke'ye hacca giden Aşinas, Samarra ile Mekke arasındaki bölgelerin kontrolünün kendine verilmesiyle onurlandırılmış, 845'te ölmüştü. Azatlı olup üst görevlere getirilen Türk kölelerden diğeri olan İtak'ın asıl adı Aytak idi ki tarihi kaydı yazanların farklı dil grubundan olduğu göz önüne alındığında
muhtemelen adı aslında Aytek'tir. Aytek aşçıydı fakat 837 yılında İranlıların Babek isyanına karşı gerçekleştirilen uzun süreli bir sefere katılmıştı. Itak el-Hazeri olarak isimlendirilen Aytek, daha birçok savaşta görev almış, 840'da Yemen valisi olmuştu. Fakat Yemen valiliğine atandığına dair bir kayıt olsa da, aynı yıl Mutasım'ın kapısında özel koruma olarak nöbet tuttuğuna dair kayıtlar gösteriyor ki, ona verilen valilik unvanı muhtemelen yalnızca fahri bir atamaydı. Mutasım'ın ölümünden sonra Horasan valisi olmuş, 849 yılında Halife Mütevekkil tarafından idam ettirilmişti. Abbasiler tarafından önemli göreve getirilen diğer azatlı Türk bu kadır. Adının doğru yazımı aslında Altay dillerinde boğa anlamına gelen Buğa'dır. Yani Arapça yazı ile Buka. Buğa isminin Türk ve Moğollar arasında yaygın olarak kullanıldığını ve bunlardan Arap dilinde yine Buka diye bahsedildiğini, o şekilde yazıldığını görmek mümkündür. Ayrıca kimi harf ve kelimeler aynı dil grubundan olsa dahi toplumdan topluma değişiklik gösterebildiğinden Boğa veya Buğa isimlerinin Buka diye kullanıldığı da olmuştur. Kısa, basit birkaç örnek ve ek bilgi vermek isterim. Boğa, Buğa veya Buka isimlerini Türk kökenli komutan Ketboğa Noyan, diğer söyleniş şekilleriyle Kitboğa Noyan, Kitbuka Noyan, Çağatay Hanlığı Kağanlarından Demirboğa yani Temirboğa, 1. Esenboğa Han yani Esenbuka ve 2. Esenboğa Han ile görmekteyiz. Hatta Arnavut veya Yunan kökenli olduğu söylenen Memlük hükümdarlarından birinin adı da Temirboğa yani Demirboğa'dır. Zaten kimi akademisyenler Memlük tabakasının ağırlıklı olarak Tatar ve Kumanlardan yani Türk halklardan oluştuğunu, bu halklarda ongun hayvanları barındıran isimlerin kullanıldığını belirtmiş, örnek olarak Memlük dönemindeki Mısır'da Sonkur yani Şahin, Akkuş yani Beyaz Kuş isimlerinin varlığından ve İç Asya'da Akbuka yani Akboğa adlarının kullanıldığından bahsetmiştir. Konumuza dönersek, Buka el-Kebir yani Büyük Boğa'dan ilk kez 825 yılında başkasının topraklarını ele geçirdiği anlatılırken bahsedilmişti. Memlük Sultanlığında yaşamış Mısırlı tarihçi İbn-i Tariberdi, Büyük Boğa'dan savaşı seven biri diye bahsetmişti. Abbasi birliklerine nefes aldıran isimlerden biri olmuş, Babek ile yapılan savaşta ve Amorium'da birliklere önderlik etmiş, Mutasım'ın vekili olmuş, 862 yılında ölmüştü. Başlangıçta Türk teriminin Müslüman yazarlar tarafından daha geniş ve kapsayıcı anlamda kullanıldığını belirtmiştim ki bunu unutmamakta fayda var. Örneğin üst rütbelere getirilmiş azatlı bir Türk köle olduğu söylenen isimlerden diğeri olan Vasif'in Türk olmaması da ihtimal dahilindedir. Çünkü Türk toplumlarında rastlanan Altay dilleriyle uyumlu bir isme sahip değil. Tabii İslam'a geçtiği veya geçirildiği için isminin değişmiş olması ihtimali de var. Tarihi kayıtlara göre Vasif el-Türki tıpkı Buka gibi Mutasım'a vekil olarak hizmet etmiş, önemli pozisyonlara getirilmiş ve 867 yılında ölmüştü. Türk olarak bahsedilen başka bir mevalinin adı Afşin'di. Afşin, önde gelen generallerdendi ve Meymun'un askeri seferlerinde orduları komuta ediyordu. Babek ile yapılan savaşlarda ve Afyonkarahisar'daki Amorium kentinin fethinde liderlik etmiş ve savaşmıştı. Ancak tıpkı Vasif el-Türki gibi
Kimi kaynaklarda Türk olarak bahsedilen Afşin de aslında Türk değildi ve kökenleri İran'a uzanıyordu. Zırh, silah gibi anlamlara gelen Afşin ismi ağırlıklı olarak İran halkları tarafından kullanılmıştır. Normalde Türklerde rastlamadığımız bu isim, İran'ı ele geçirdikten sonra Farslaşan Selçuklular ile Türkler tarafından kullanılmaya başlamıştır. Abbasi tarihine dair kayıtlarda Afşin'e benzer şekilde Türk olarak bahsedilen fakat aslında İran kökenli olan Sima el-Dimeşki gibi isimler de vardır. Diğer yandan onca tarihi kaynak sayesinde İslam'ı yaymaya çalışan Abbasiler tarafından üst görevlere getirilmiş veya orduya asker olarak alınmış, köleleştirilmiş Türklerin varlığını ve bunların sayıca çok fazla olduğunu görüyoruz. Fakat bu durum ilerleyen süreçte Abbasiler için iyi sonuçlar doğurmamış, Türklerin elinde kuklaya dönüşmüşlerdi.